Merhabalar, Pilates dersine hoş geldiniz. Hemen bugün ihtiyacımız olan malzemeleri sayıyorum. Yemek tarifi verir gibi oldu. Yastığım tabii ki de vazgeçilmezim. Bir de bugün ek olarak sizden bir lastik isteyeceğim. Teraband lastik. Bu herkeste yok biliyorum. Olmayanlar kilotlu çorabınızı alıyorsunuz ve teraband niyetinde kullanıyorsunuz. Kilotlu çorap olur. Böyle çamaşır lastikleri olur ya uzun, onlar olur. Herhangi böyle hani birazcık sert, hafif böyle çabuk, çok da hafif bir şey olmasın. Böyle lastik gibi açılabilecek herhangi bir şey. Kilot çorap olur. Lastik olanlar lastik ya da herhangi esneyen bir şey. Şimdi normalde bu lastik olan hareketleri ben ayakta yapıyorum fakat şu an açıdan dolayı oturarak yapacağım. İsterseniz siz ayakta yapabilirsiniz. Ben şimdilik oturarak başlayacağım. Oturarak da olur, hiç fark etmez. Sadece ayakta daha böyle bir rahat oluyor bunlar sanki gibi geliyor. Şimdi şöyle ortadan tutalım. Kollarımız düz önde. Nefesi alırken kolları dümdüz açıyorum. Hafif de böyle arkaya doğru. Çok böyle yanda bırakmayacağım. Hafif arkaya doğru. Sonra yavaşça öne doğru getireceğiz. Şimdi bunu yaparken sırtımız dik. Omuzlarımız aşağıda, böyle yukarıda değil. Hazırsak 10 tane. Al nefes. Özellikle kapatırken kolları sık ve yavaşça kapat. 2. Bravo. 3. 4. 5. 6. Evet, hızlanmayalım. Yavaş. 7. Al iyice derin nefes vererek. 8. 9. 10. Şimdi burada kaldım. Burada küçük küçük sıkıştırma yapacağız. 10. 9 nefesle 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yavaşça kapat. Şöyle biraz omuzlarını çevir. Dilerseniz bunu bir set daha yapın. Ben süreyi iyi kullanmak açısından bir set yapıp geçeceğim. Ama siz iki yapabilirsiniz. Videoyu durdurup hemen bir set daha yapabilirsiniz. Şimdi ben arkamı döneceğim sırtı göstermek için. Şimdi şu şekilde yine ortada tuttuk. Bu sefer yukarı kaldırdık kolumuzu. Sırtımız dik. Boynumuz kesinlikle böyle önde değil, düz. Şimdi nefesi aldım. Verirken dirsekler bükülü bir şekilde indiriyorum. Buradan daha aşağı indiriyorum. Burada kal ve kürek kemiklerini iyice sıkıştır. Sonra buradan tekrar yukarı. Nefesimi aldım. Verirken indirdim. Kürek kemiklerimi sıkıştırdım. Sonra yukarı. Hazırsak yine bunu da 10 tane yapacağız. İsterseniz ayaklar böyle ya da böyle kalabilir. Nefes aldık. Verirken 1. Bravo. 2. Sıkıştır kürek kemiklerini hisset. 3. Bravo. 4. 5. Süper. 6. 8. Boynumuz düz. Böyle öne doğru atmayın. 9. 10. Şimdi aşağıda kal. Şurada küçük küçük sıkıştıracağız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bıraktım. Süper. Şöyle bir omuzları rahatlatalım. Şimdi şu şekilde yan döneceğiz. Lastiği ya da çorabı ayağımın altına geçirdim. Sırtım dik. Şimdi burada bazen şu şekilde kuyruk sokumuna doğru oturup buradan hani dik olunmaya çalışılıyor. Bunun için şöyle yürüye yürüye kalçayla hafifçe geri gel. Oturma kemiklerinin üzerini bul. Buradan sırtı dikleştir. Dikleşirken böyle belimizi çukur yapıp öne doğru dikleşmiyoruz. Olduğum yerden yukarı uzun.
Şimdi ayaklarımı kendime doğru çektim. Lastiklerden de ya da çoraptan. Şöyle hafif önde tuttum. Yani bu sıkılığı siz kendiniz ayarlayın ama çok da gevşek olmasın. Biraz, yani şu noktadan itibaren biraz zorlanmanız lazım çekerken. Şimdi sırtım dik, bakışlarım karşıda. Nefesi aldım, verirken iyice sırtıma doğru çekiyorum. Çekerken kollar böyle aşağı inmiyor. Ya da böyle ekstra yukarı değil. Kollar şu şekilde düz, tam yandan geliyor. Kürek kemiklerini iyice sıkıştırdın. Sanki arasında bir şey varmış gibi düşün. Ve yavaşça bırak. Şimdi bundan 15 tane yapacağız. Nefes al. Vererek çek. 1. Yavaşça bırak. Bırakırken kontrol devam. 2. 3. Bravo. 4. İyice sıkıştır. 5. Süper. 6. 7. Sırtımız dik. 8. Bravo. 9. 10. Hadi 5 tane kaldı. 5. Sık iyice sırtını. 4. 3. Bravo. 2. 1. Şimdi kal burada. Nefesle küçük küçük sıkıştır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bıraktım. Süper. Şimdilik lastikleşim bitti. Ama şimdilik. Şimdi sırt üstü yattık. Ayaklarım şu şekilde yerde olacak. Şimdi tam mekik yapacağım. Tam kalkacağım. Fakat burada böyle kalkışlarda zorlananlar olacaktır. Ayağınıza bir ağırlık ya da şöyle bir koltuğun altına ayağınızı sıkıştırın. O zaman kalkması çok daha rahat olacak. Ama yapabiliyorsanız eğer destek almadan yapın. Şimdi kollar geride başlıyorum. Nefesimi aldım. Bacaklarım arası biraz açık. Aldım nefes. Verirken karnımı sıkarak kalktım. Burada böyle dikleşmenize gerek yok. Kalktık. Geri gelirken karnımı sıktım ve kollarımı arkaya götürüp yere değdiriyorum. Ondan sonra tekrar kalkıyorum. Evet, bundan 12 tane yapacağız. En sonunda da şurada arada kalıp burada sıkıştırmamızı yapacağız. Haydi bakalım, hazır. Al nefes, vererek. 1. Hızlı yapmayın. Karnını sıkarak gel. Kollar değsin. 2. Bravo. 3. 4. 5. 6. 7. Süper. Karnım sıkı. 8. 9. 10. 11. 12. Yatıyorum. Şimdi kal. Sıkıştır. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, yavaş yat. Uzat bacakları. Şöyle kollarını uzat geri. Derin bir nefes al burnundan. Ağzından ver. Bir tane daha al. İyice aç karnını. Ve ver. Süper. Şimdi bunu bir set daha yapıyoruz tabii ki de. Kollar geride, bacaklarımızı açtık hafifçe. Nefes aldım. Vererek kalktım. Burada da yere dokunun. Geride de yere dokunun. Haydi bakalım. 2. Karnını sıkarak geri gel. Ve sıkarak kalk. Yani sonuç olarak hiç sıkmayı bırakma. 4. Haydi bakalım. Süper. 5.
yaptın. Bravo. 7 8 9 10 Çok güzel. Son 2 ve son kez. Şimdi kaldım ve sıkıştır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yavaşça bırak. Uzat bacaklarını, nefes al. Ve ver. Bir daha. Süper, bravo. Şimdi oturma pozisyonuna geliyorum ve yastığımı alıyorum. Bunun yerine ağırlık da kullanabilirsiniz, iyi seviyede olanlar. Bu hareketi rahat yapanlar. Şimdi bacaklarımı çapraz yapıp yukarıya kaldırdım. Burada da böyle çok dik durmanıza gerek yok. Hafif karnım içeride ama çok da böyle değilim. Hafif karnım içeride, yastık ya da ağırlık ortada. Nefesimi aldım, vererek şöyle yastığı çapraza ve yere doğru dokundurmaya çalışıyorum. Ortaya geldim, nefes aldım. Verdim, diğer tarafa döndüm. Döndüğüm zaman böyle şu yan karnımı hissetmem lazım. İyice sıkacağız. Ve tam böyle çapraza döndüğünde iyice oranın acıdığını, yani en başlarda acımasa bile bir sonraki tekrarlarda kesin acıyacak. Acımıyorsa yanlış yapıyorsun. Haydi bakalım, hazır mıyız? Nefesi aldım. Sen de mi ders yapacaksın? Ceku. Evet, otur bakalım. Nefes aldım, vererek. Bir. Ortada, diğer tarafa var. Ortada. Üç, bravo. Dört. 14 tane yapacağız. 5 6 7 8 9 10 Son 4 3 2 1 Yavaşça bırak. İstersen şöyle bir uzan. Bir dinle. Bir nefes al. Hazırsak bir daha. Önce bacakları, oturma kemiklerini bul. Bacakları yukarı kaldır. Çapraz, nefesimi aldım, ortada ver. Yana dön, karnını sık. Ortada, yanda ver. 2 3 4 5 6 Bravo. 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Bitti. Şimdi yastığı bir kenara kaldırdım. Bu arada hareketleri yaparken mesela iyi seviyeli olanlar örnek veriyorum bunda çok fazla acı hissetmedi diyelim. Siz böyle 20 tekrara kadar çıkabilirsiniz. Yani aslında böyle acı duyana kadar yapabilirsiniz bunu. Biraz böyle zorlanana kadar. Eğer böyle hareket çok rahat bir şekilde bitiyorsa biraz daha devam etmeniz lazım. Videoyu durdurun. Birkaç tekrarda ondan sonra devam. Şimdi yaptım sırt üstü. Bacaklarım masa pozisyonunda. Ellerimi başımın arkasına getirdim. Fakat biz ne yapmıyorduk? Şu kitleme olayını yapmıyorduk. Eller başımın yanında. Şimdi şöyle hafif kürek kemiklerimin başına kadar kalkıyorum. Bacaklarımı dümdüz yukarı kaldırıyorum. Hiç aşağı indirmeden başımı. Şu şekilde çekme yapmıyorum. Boynum düz. Bacaklarla makas yapacağız. Haydi başlayalım. Bacaklar sıkı. Karnım sıkı. Bakışlar karşına. Al nefes ver. Al nefes ver. Karnın sık. İyice sık.
Bacaklarını açabildiğin kadar büyük aç. Yere değdirme. Hadi devam. Az kaldı. 5, 4, 3, 2, 1. Önce masa pozisyonuna gel. Sonra ayaklarını tek tek indir. Ve dinlen. Süper. Bir nefes aldım. Ve hareketimi bir kez daha yapıyorum. Eller başımın arkasında ve şöyle yanlarda tuttuk. Bacakları masa pozisyonundan yukarı kaldırdık. Hazır nefes al vererek. Karnım sıkıp. Bravo. Bakışlar karşıda. Haydi sık karnını. Az kaldı. 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça çek şöyle. Ayaklarını tek tek bırak. Süper. Şimdi kolları yana doğru açtık. Hemen şu rahatlamamızı bir yapalım. Bacağımı masa pozisyonuna getirdim. Nefesimi aldım. Vererek düşürdüm bacaklarımı yana. Boynumu tam tersi yöne. Biraz bekle. Ve belini, sırtını rahatlat. Şimdi nefes alarak ortaya gel. Vererek diğer tarafa dön. Biraz bekle. Süper. Al nefes, ortaya gel. Vererek diğer tarafa. Al nefes. Vererek. Omuzlarımız rahat, böyle yukarı çekmiyoruz. Omuzlar rahat. Evet, 3 tane daha yapalım. Siz isterseniz biraz daha fazla yapabilirsiniz. 2. Son kez. Ortaya geldim. Yavaşça bıraktım. Bravo. Şimdi şöyle yana doğru düşün. Ve yavaşça kalkın. Bir anda kalkmayın. Yatarak çalıştığımız için böyle başınız dönebilir. Şimdi bir önceki derslerde yaptığımız şu yandan kalkma hareketimiz vardı ya. Şimdi ona bir tık daha bir şey ekleyeceğim. Yine hareket aynı, sadece yukarı kalktığımızda farklı bir şey daha yapacağız. Şimdi yine isteyen ayaklarını şu şekilde bir önde bir arkada yapabilir, şu şekilde üst üste koyabilir, hiç fark etmez. Hangisi rahat oluyorsa. Oturma pozisyonundayken dizler bükülü, elim de omzumun bir tık ilerisinde. Yukarı kalktığımda zaten elim omzumun altına gelecek. Diğer kol şu şekilde serbest, nefes al, vererek kalk. Şimdi burada nefes al, vererek içeri doğru dön. Burada böyle hafifçe kalçayı kaldıracağım. Böyle elim, gözlerim elimi takip edecek. Tekrar buraya geleceğim ve yavaşça aşağı ineceğim. Hazır mıyız? Bundan toplam 10 tane yapıyoruz. En sonucu da şu şekilde kalıp yine beklememizi yapacağız. Ellerim terledi, hiç duramıyorum şu an. Haydi bakalım, nefes al. Vererek uzan. Nefes al. Vererek içeri. Dön. Ortaya gel. Yavaşça bırak ve bir. Bravo. İki. Yavaşça. Evet. 3. Dört. Karınlar sımsıkı. 5. Altı. Bravo. 7.
8. Dokuz. Haydi son. Şimdi kal burada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bırak. Şöyle biraz omuzlarını rahatlat. Bileğin ağrıdıysa biraz bileğini çevir. Tam tersi yöne doğru şöyle çek. Biraz rahatlasın. Şöyle. Biraz hafifçe, çok zorlamadan. Evet. Şimdi hareketin aynısını diğer tarafa doğru yapıyoruz. Yine aynı şekilde bacakların bir önde bir arkada olabilir, üst üste olabilir. Nasıl rahat ediyorsanız. Kolu kaldırdım. Nefesimi aldım. Vererek yukarı, içe dön. Gel. Yavaşça aşağı ve bir. Bravo. Sık karnını. 7. 8. 9. Kal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bırak. Ve yine birazcık bileğini çevir. Yine tam ters yönü hafifçe bastır. Çok değil. Şöyle biraz rahatlat. Ve şimdi yüz üstü dönüyoruz. Evet. Şimdi kollarımı dümdüz uzattım. Şu ayağımı takılanlar gidebilirsem. Şimdi boynum düz. Hafifçe şu şekilde yukarı kalkacağım. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Kalçam sıkı. Boynum şu şekilde yukarıda değil kesinlikle. Aşağı bakıyorum. Ama böyle de salmıyoruz tabii ki. Hani kollar kulak hizasında gibi düşünelim. Ve şu yüzme hareketimiz vardı. Şu şekilde bunu yapacağız. Yaparken dizlerde şu olmaması lazım. Dümdüz kalçadan yukarı kaldırıyorum. Ne kadar kaldırabiliyorsanız, ama böyle çok fazla fırlatmaya da gerek yok. Şimdi nefes al. Vererek başla. Arada nefes al, ver. Küçük küçük ama hızlı hızlı. Ve kontrol, böyle debelenmeyelim. Omuzlarımızı çekmeyelim böyle yukarıya, omuzlar kulaklardan uzak. Kalçam sıkı. Bacaklar düz. Haydi. 5. 4, 3, 2, 1. Yavaşça yat. Şöyle alnını koy ellerine. Biraz dinlen. Nefesini düzelt. Bunu bir set daha yapacağız. Hazır. Kolları uzattım. Nefesi aldım. Ve başla. Hızlı hızlı ama küçük küçük. Çok fazla büyük büyük açmayalım. Bacaklar, kalça sımsıkı, boynum düz, kollar düz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bırak. Dinlen. Bravo. Şimdi ellerimi yana aldım. Belimde problem olanlar, şu şekilde yarım kalkıyoruz ve kalkınca yukarıya doğru uzamaya çalışıyoruz. Problem olmayanlarsa şöyle tam kalkıyoruz, kollar düz. Beliniz çok böyle çukuraşmanıza gerek yok, yani şu bölgeyi yerden kaldırabilirsiniz. Kalçayı sıktık, karşıya baktık.
Yavaşça indik. Haydi başla, nefes al. Vererek yukarı yavaşça indim. Bir daha al nefes. Vererek yukarı yavaşça indim. Omuzları da bastırıyorum. Burada yukarıda böyle kalmayalım. Düz. Şimdi yukarıda kal. Omuzlarını çekebildiğin kadar geriye çek. Kalçayı sık. Ve karşıya bak. Nefes al, ver. Bravo. Şimdi yavaşça geriye doğru uzanıyorum. Kalça topukları, kollar düz. Boynum rahat. Biraz kal. Şimdi yavaşça şu şekilde bank pozisyonuna geliyoruz ve bu lastiğimizi geri alıyoruz. Bunu lastiksiz de yapabilirsiniz ya da çorapsız, her neyini yapıyorsanız eğer. Gitgide sesim kısılıyor benim neden. Şimdi şöyle lastiği tek ayağımın altından geçirdim. Ya da çorap, hiç fark etmez. Şimdi şu şekilde ellerimin arasında lastik, fakat bunu sıkı tutmamız lazım. Öyle gevşek bırakmayın, kaçar yoksa. Şimdi dizlerin üzerindeyiz. Belimiz ne böyle çukur ne de böyle, başımız aşağıda, kamburuz. Burada düz durduk. Karnım içeride, boynum düz. Şimdi nefesim aldım. Ayağı yerden kestim. Verirken önce ileri doğru uzat, sonra bir tık yukarı sıkıştır. Çok fazla atmayın. Küçük sıkıştır ama kalçayı sık burada. Hisset orayı. Sonra yere değdirme ayağını ve ortaya gel. Hazır. 12 tane nefes al. Vererek ve gel. Önce düz uzattım, ondan sonra yukarıya kaldırıyorum. Evet. 2 3 Bravo. 4 5 Dediğim gibi lastiksiz de yapılabilir. 6 7 Bacağı kaldırırken özellikle belimizi çukurlaştırmayalım. 8 9 10 2 tane kaldı. 11 12. Şimdi burada kal. Burada küçük küçük sıkıştırıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bırak. Lastiğini bırak. Şöyle uzan tekrar geriye. Şöyle dinlen. Bravo. Şimdi aynı hareket. Bu sefer diğer ayak için yapacağım. Ayağımın altından geçirdim. Ellerimi de sıkıca tuttum. Evet. Ayağı yerden kestik. Nefes al. Vererek önce arkaya uzat, sonra yukarıya. Yavaşça gel. 1 2 3 Bravo. 4 5 6 7 Süper. 8 Kalçaları sıkmayı unutma. 9 10 2 tane kaldı. 11 12'de kaldım. Sıkıştır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yavaşça bırak. Lastiğini de bırak, şöyle bir uzan. Evet. Şimdi bunu isterseniz bacakları birer set daha yapın. Hatta bence yapın. Ben şu anda diğer hareketi gösterebilmek için yapmayacağım. Ama siz yapın. Birer set yetmez bunları. Bir set daha böyle güzel güzel çalışsın. Şimdi saatime bakayım. Tamam. Şimdi plan
Dank yapmayacağız da. Onun böyle... onun da varyasyonu değil aslında ama neyse. O tarz bir şey yapacağız yani. Şimdi ellerimizin üzerine geldik. Bacaklarımızı dümdüz uzattık. Yüksek plank pozisyondayız. Şimdi iki versiyon göstereceğim. Birincisi... Şimdi dizlerin hareket şu. Dizlerimizi karnımıza çekeceğiz. İster hatta 3 versiyon. İsteyen, daha doğrusu isteyen demeyeyim buna. Ama önce benim hani hareket bu dediğim şeyi bir deneyin. Olmazsaki versiyonu şu şekilde çek ve uzat, çek ve uzat. Şimdi sadece bunu biraz hızlı yapmanızı isteyeceğim bu sefer. Bu kolay versiyonu. Bir ikinci versiyonu. Normalde bunu bu şekilde sıçrayarak yapacağım. Şu şekilde yapabilirsiniz. Zıpla, ayağını yere koy, değiştir. Bir versiyonu da bu. Benim istediğim şu. Hızlı bir şekilde karnıma çekmek 1 dakika boyunca. Ama mesela onunla başladın, yoruldun. İstersen şu şekilde yapabilirsin. Şunu bir koyayım, ben de ellerimi koyuyorum. Mesela yap, çektin, yorulduktan sonra zıplamalı versiyonuna dön. Hareketi mümkün olduğunca 1 dakikaya tamamlamaya çalışalım. Amacımız bu olsun. Şimdi 5 saniye sonra başlıyoruz. Hazır mısınız? 4, 3, 2, 1, başla. Karnın sıkı, çekebildiğin kadar hızlı çek. Evet, bravo. Düzenli nefes al, ver. Karnın içeride ve sıkı. Haydi, 10 saniye oldu bile. Evet, devam ediyoruz. Saate dokunmam gerekiyor. Haydi çek. Çek. Hızlı. Evet, 30 oldu bile. Devam. Karnını sık. Yapabildiğin kadar hızlı. Süpersiniz. Devam. Haydi zorla birazcık. 15 saniye kaldı. Karnım sıkı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlen. Evet. 1 dakika dinleniyoruz şimdi. Sonra hareketimizi tekrarlayacağız. Sonra soğumaya geçeceğiz. Bitti. O yüzden bu son seti de çıkarmaya bakalım. Son hareket diye düşünün ve gazlayın kendinizi. Süper. Hadi 30 saniyemiz daha var. Biraz nabzını düzelt. Biraz al nefes, ver ağzından. İsterseniz yürüyerek de dinlenebilirsiniz. Hadi 20 saniyemiz kaldı. Hareket boyunca ayakları mümkün olduğunca en geriye uzatıyoruz. Ve karnımıza doğru iyice çekiyoruz ve karın hep içeride ve sıkı. Ve nefesimizi kesinlikle tutmuyoruz. Anlaştık mı? Evet, hazır. 3, 2, 1 ve başla. Süper. Karnım sıkı. Hızlı yapıyoruz bunu, hızlı. Çek iyice karnına, çek. Çek. Bravo. Süper. Devam. Bravo. Hadi 30 olacak. 30 saniye oldu. Hadi 30 kaldı. Çok yorulursan daha yavaş yap. Ya da daha gösterdiğim kolay versiyonları yönel. Haydi, az kaldı. 15 saniye. Son. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süper, bitti. Evet, süpersiniz. Sonuna kadar yapanlar. Yine 1 dakika bir kendimize gelelim. Sonra soğumamıza geçeceğiz. Vallahi yoruldum.
dinleyerek dinlenebilirsiniz yine. Güzel. Şimdi bir ayağım arkada, diğer ayağım önde. Kalçalarım yerde. Koyabilen dirseklerini, koyamayan ellerini koysun. Boynunu aşağı çok rahat bir şekilde bırak. Düzenli nefes al, ver. Nefesine odaklanmaya çalış. Bacağın acısını düşünme. Nefesini aç orayı. Kalça yerden kalkıyorsa bastır. Şimdi bunu hiç bozmadan kollarını uzat öne. İyice. Esne. Şimdi yavaşça geri gel. Yukarı iyice uzan. Şimdi bacakları değiştirdim. Dirseklerimi koydum yine ya da ellerimi. Boynum rahat. Bunu hiç bozmadan kolları uzat. Nefes al, ver. Bacağını sıkma. Yavaşça geriye gel. Yukarı iyice uza. Süper. Şimdi elimi yana koydum. Dirseğini bük. Koyabiliyorsan dirseğini koy. Ama koyduğunda böyle kalça kalkıyorsa bastır. Bastırdığında hala oturmuyorsa dirsek bükülü kalsın. Üstten gönder kolunu. Aynısı diğer tarafa. Bravo. Şimdi bacaklarımı bugün değişik bir şey yapacağım. Değişik derken yani her zamanki soğumayı yapmayacağım. Şöyle bir bacağımı koydum, diğerini arkaya uzattım. Ayağım da rahat. Şöyle hafifçe öne doğru bırakıyorum kalçamı, aşağı doğru. Kollarını da yukarı kaldır. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Kollarını yukarıda. Şöyle kalçayı öne doğru bırak. Şuralarını hisset. Şimdi geriye doğru al bu dizi. Ayağını çek kendine. Ellerini koy. Çok kapanmana gerek yok. Zaten burada o gerginliği hissedeceksin. Oturmaya da çok gerek yok. Burada iyice çek kendine doğru. Bravo. Şimdi bacağımı hop bunu geri gönderdim. Hop diğerini getirdim. Ayağımı rahat bıraktım. Şöyle kalçayı öne doğru bırak. Kolları kaldır. Nefesimi alıp veriyorum. İyice açtım buraları. Esnediğini hisset. Şimdi aynı şekilde. Gel geri. Ayağını iyice çek. Biraz acısın. Hisset bacağını. Nefesini al, ver. Verdikçe biraz daha böyle esnediğini hisset. Evet. Bugünkü dersimiz de bitti. Alkışlar bize. Güzel bir ders yaptık. Sonunda biraz yorulduk, terledik ama ondan öncesinde karnımız güzel çalıştı. Onun dışında şöyle bir rahatladık o dönüşlerde. Omurlarımız böyle bir açıldı iyice. Kalçamız da güzel çalıştık. Biraz da sırt çalıştık bugün. Özellikle masa başında olanlar ya da evde olup bütün gün oturanlar. Bu sırtlar hep böyle çöküyor. Bunları böyle ara ara da yapabilirsiniz. Böyle lastiğiniz varsa böyle sırt hareketlerini. Şöyle biraz da rahatlatın kendinizi. Bütün gün oturmayın. Şimdi ben şu an 160 kalori yakmışım. Tabii bugün boyunca devam edecek. Yine de baktıkça da artıyor şu an. Şimdi bunu şöyle düşünmeyin sakın. İşte
pilates, hani az kalori yapıyoruz gibi. Tabii ki de bu bir kardiyo egzersizi ya da böyle yüksek yoğunluklu bir fitness antrenmanı, işte fonksiyon antrenman değil. Fakat bu böyle sizin sağlığınız, omurga sağlığınız açısından çok güzel hareketler. Sağlıklı bir duruş da çok önemli. O yüzden bunları güzel güzel yapın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.